Herkese merhaba dünya ne güzel takipçilerim bugün Bugün doktor oldum Doktorlukta profesyonelimdir beni bilirsiniz Arkadaşlar bugün diş doktor olduk. Bakın şimdi iyi izleyin. Bakın ne yapıyorsun? Abi dişim var beni konuşturma şimdiki. Ölüm Bak işte. Dişinin ben seni niye erdiğini biliyorum oğlum. Dişlerini hiç fırçalamazsan tabii ki erir ölüm ya. Gel şimdi gel bakayım bize. Evet hemen bir gelsin bir tedavi tedavi yöntemlerimizi size göstereceğim arkadaşlar. İki saniye durun hemen. Evet kardeşimiz geldi buraya oturdu. Hoş geldin kardeşim. Şimdi dişlerine bakmam gerekiyor. Bir ağzını aç bakalım. Evet. Bu ne haller? Ya abi ben dişlerimi fırçalamayı unutuyorum ya. Oğlum ne unutmaz manyak mısın? Bu ne? Bu nasıl bir diş? Böyle bir dişim olur. Abi valla unutmuşum ya. Oğlum unutamazsın. Bu kadar unutamazsın. Bu ne ya? Çöple dönmüş senin dişlerin. Neyse sıkıntı yok. Hemen halledeceğim kanka. Şimdi ilk önce bir fırçalamamız lazım senin dişleri. Valla fırçala fırçala nereye kadar bilmiyorum ama umarım fırçalayarak halledebiliriz senin dişleri yani. Şöyle şu büyük dişlerini özellikle bir iyi de fırçalayarak temizleyelim. Tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Şimdi şunları almamız lazım. Bunlarda tabii ki şu aletler arkadaşlar. Tanzikli su etkisiyle beraber bunları da burada çıkartırız arkadaşlar. Buradaki pislikleri de tamam burayı temizledik kanka sıkıntı yok halledeceğiz merak etme. Şimdi abi bu alet ne? Şimdi kardeşim bu alet harika bir alet hiç canın acımayacak merak etme. Abi ben birazcık korkuyorum ama. Oğlum korkuyorsun mu? Lan dişleri hiç fırçalamamışsın korksan ne korkmasan ne ne yapayım yani ya. Yapacak bir şey yok kardeşim bekle ikisini şunları bir temizlemem lazım. Evet bu, bu da ne saçma bir alet arkadaşlar deliyor mu ne yapıyor belli değil ama yine de temizliyor her yeri. Çok güzel bak gördün mü pırıl pırıl oldu. Şimdi Şimdi röntgen çekeceğiz kanka. Şimdi röntgenden bakalım. Umarım bir şeyler yoktur. Evet. Senin dişte şu dişte kötü şeyler var kanka. Abi ne yapıyorsun ya? Kardeşim şimdi sana küçük bir iğne vurmak zorundayım. Abi iğne olmaz sakın yapma. Ya kardeşim ben keyfimden mi yapıyorum oğlum? Bir dakika dur ya. Uyuşturmamız lazım kardeşim senin bu dişin etini. He? Bak uyuşturduk. Şimdi artık daha da hiçbir şekilde acımaz. He doğru la acımıyor şu anda. Oğlum acımaz dedim ya. Şimdi arkadaşlar hiç acımayacak. Şöyle bir çizik açacağız burayı ya. Buraya çizik açmamız lazım ki içerideki pis iltihabın arkadaşlar pis suların akması lazım ki kardeşimizin canı daha fazla acımasın. İyileştirmemiz lazım. Biz nasıl doktoruz, Profesyonel bir doktoruz evet. Ve tamam burayı da açtık görmüş olduğunuz gibi, demiş olduğum gibi iltihaplı sular aktı. Şimdi bu suyu böyle pamukla alacağız arkadaşlar ve pamukları buraya fırlatacağız. Pamukları la 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 la. Buraya fırlat bitti galiba bu kadar mıydı Aynı bu kadarmış şimdi buraya yara iyileştirici sprey sıkmamız lazım yara iyileştirici spreyimizden de sıkıyoruz ve iyileştik akamız artık dişin ağrımayacak lan merak etme oğlum ben çözdüm ben profesyonel bir doktorum merak etme abi sen adamın dibisin valla oh uh, be rahatladım ya ya rahatlarsın tabi arkadaşlar bugün bir sürü kişiyi tedavi edeceğiz eğer sizler de dişlerinizi fırçalamadıysanız çabuk gidip dişlerinizi fırçalayın ama oyundan önce hala abone Siz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi burada bir tane asistler kardeşimiz var. ne oldu lan Selamünaleyküm. Öncelikle benim adım Mahmut. Evet Mahmut hoş geldin kardeşim. Buyur. Abi vallahi dişlerim çok ağrıyor. Beni tedavi et ya. Tamam lan tamam hadi gel ya. Evet Mahmut'u odama davet ettim arkadaşlar. Mahmut'u muhteşem bir şekilde iyileştireceğim. Merak etme Mahmut. Sakin ol Mahmut. Sıkıntı yok Mahmut. Şimdi Mahmut bir a de bakalım kardeşim. Bir dişlerine bakalım ne var ne yok Mahmut'cum. Mahmut bu ne hal? Lan, ne lan? Abi biraz fazla yemek yedim ya. Oğlum yemek yememişsin ki odun yemişsin, kemik yemişsin. Ulan odun yenir mi manya? Az valla sıkıştı oraya ya. Onu, beni kurtar. Tamam lan tamam ya. Gitmiş odun yemiş, kemik yemiş. Şunları bir al kanka al ya Allah kahretmesi seni ya. Ver şu odunu da. Oğlum bir daha odun boydun yemek yedin ya. Abi bir de çok fazla şeker yedim ben ya. Oğlum şeker ye. Afet ben şeker üstüt bak. afet ben şeker üstüt. Gördün mü nasıl kelime oyunu yapıyorum? <laughs> şeker yiyebilirsin ama onda sonra dişlerini fırçalaman lazım. Dişlerimi fırçalamam mı lazım? Bir Oğlum ne demek ne de manyak dişlerinin temiz olması için ya Bak şimdi böyle dişlerini böyle fırçalayacaksın gördün mü çok basit oğlum her, her gün yemekten sonra gidip dişlerini fırçalayacaksın Sabah uyandığında fırçalayacaksın Akşam uyumadan önce fırçalayacaksın bunları yapmamız lazım Bak dişlerin hep çatlamış çürümüş ya mecbur bunları almak zorundayım Abi bu ne? Kardeşim o harika bir şey Abi bu iğne de mi? Yapma bak. Oğlum iğne tamam ama yapmak zorundayım. Yapacak bir şey yok Mahmut. Oğlum seni iyileştirmek için bunların hepsi senin için ya. Kusura bakma Mahmut. Acımayacak merak etme. Hop. Bak bir. Acıdı mı? Yoo acımadı. Oğlum dedim ya sana acımayacak diye. Bak hemen şuraya da yapıyoruz bu da iki. Acımaz. Hiçbir şekilde acımaz. Çünkü ben muhteşem bir doktor olduğum için kimsenin canını acıtmam. Görmüş olduğu gibi biz yaptık ve artık uyuştuk kanka. Artık senin dişini söküp alsak bile hiçbir şekilde canını acımayacak. Abi dişlerim niye söküp alıyorsun ya? Oğlum dişlerim bozulmuş. Ben ne yapayım? Bak şimdi. Şu dişi mesela çekmemiz gerekiyor kanka. Hop. Evet. Bu dişi aldık. Bu diş çürümüş. Sana yeni diş vereceğim. Merak etme oğlum. Korkma. Dişsiz kalmayacağım. Merak etme. Şu anda canın acımaz. Çünkü az önce uyuşturucu iğne yaptık sana Ne kadar profesyonel, ne kadar harika bir doktor ben arkadaşlar ya. Benim gibi doktor vallahi herkese nasip olmaz ha. Evet. Tipi çok komik oldu Mahmut. <laughs> Abi, içmiyor. Tamam tamam dur 2 dakika Şimdi sana sağlam dişler veriyoruz Şu birinci sağlam diş Bu ikinci sağlam diş Bu üçüncü sağlam diş ve bu da dördüncü sağlam diş Artık dişlerin çok sağlıklı kanka. Sadece şunları halletmemiz lazım Bunlar içinde muhteşem bir yöntemim var Şurada harika bir krem tarzı bir şeyimiz var Arkadaşlar macun gibi bir şey Bunları sürüyoruz tamam mı ondan sonra da şöyle bir aletimiz var Bu alette de bunun üstünden geçiyoruz Ve dişlerin artık muhteşem bir hal alıyor Ve gelmiş gibi tertemiz oldu dişlerin Merak etme sarar bütün dişleri ben bu şekilde çözerim. Evet. Sağlığına geri kavuştum Mahmut. Rahatladın mı? Oh be rahatladım valla. Abi adamın dibisi sen. Valla seni çok seviyorum adamsın ya. Ne demek kardeşim benim. Benim görevim bu. Ben mükemmel bir doktor. Merak etme. He Mahmut videoyu benim kanala abone ol. Evet sıradaki gelsin lütfen. Sıradaki maymun ablamız. Evet maymun abla gel abla gel. Maymun abla acaba sorun ne? Gerçekten çok merak ettim şu anda. Ya ben geri dişleri unuttum. Dişleri Fırçalamadım ben hiç ya. Abla aç bakayım ağzını. Bir hadi bakalım. Abla. Abla tamam sen maymunsun. Sen muz yiyorsun. Muzlar çok seviyor. ben de muzlar çok severim. Fakat. Ablacım bu muzu kabuğuyla yemeyeceğim. Bunun kabuğunu soyup yiyeceğim ya. He öyle mi? He öyle. Bir de odun yemişsin. Abla odun da yemeyeceksin. Abla kemik yemişsin. Abla bunlar yiyecek mi Allah seversen? Bunlar niye yiyorsun ya? Şu dişlerin haline bak. Muz yemekten ne olmuş dişlerin ya? Ya ben bir de birazcık şeker yedim ya. Şeker yiyebilirsin abla. Sıkıntı yok. Fakat dişlerini fırçalaman gerekiyor ya. Bunu unutma hiçbir zaman. Bak şimdi şu fırçayı al Bak sana özel pembe fırça getirdik bir de abla olduğun için böyle fırçalı çok basit abla yani bunu yapmakta ne var bu çocuk oyuncağı ya bunu herkes yapmalıdır şimdi abla değişik aletlerimiz var bugün dişlerin hepsine halledeceğiz korkmuyor değil mi yok ben hiç korkmam abla sen adam değilsin ya az önce Mahmut diye bir tane çocuk geldi vallahi bile her şeyden korkuyor ben anlamadım bu çocuğu ya ama neyse ki videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuş o yüzden Mahmut'u affediyorum eğer siz de hala beğenmediyseniz ve abone olmadıysanız hemen abone olun ve beğenin ben de sizi affederim sıkıntı yok <laughs> Şimdi ablamızın böyle tanzikli suyla arkadaşlar şuradaki dişlerindeki lekeleri yok ediyoruz. Tanzikli su bir vuruyorum zaten lekeler fırlıyor gidiyor. Sonra da şu aletle şuradaki çamur mu bu abla ne yedin sen çamur mu yedin ne yedin ya. Bütün dişlerini temizliyoruz ablamızın ve şu anda yüzde uğraştı. Abla yalnız senin dişler yamuk ha. ee ne olacak şimdi? Abla dişleri takmak zorunda kalabiliriz. Ya kardeşim Allah'ını sevsin ne gerekiyorsa yap ya. Oo abla sen ne gerekiyorsa yap diyor. Sen hiç korkmuyorsun o zaman bana bırak. Şimdi ablamıza dişleri takacağız arkadaşlar arkadaşlar diş takmak en sevdiğim şey neden çünkü dişleri düzleştiriyor bu diş telleri hepsini böyle sırayla takıyorum gerçekten çok güzel görünüyor ya abla bir şey diyeyim mi bir güzelleşti seni bir de dişlerin dümdüz olduğunda asıl o zaman görmemiz lazım asıl o zaman çok güzel olacak tamam abla işimiz bitti oh be vallahi rahatladı çok teşekkürler Emre seni çok sevdim ben ya abla ben de seni çok sevdim ya gerçekten teşekkür ederim al abla balon al görüşürüz evet sıradaki hastamız ve günün son hastasını alabilir miyim sabahtan beri çalışıyorum ben de yoruldum arkadaşlar ben de isarım Bir kardeş sana ne oldu ya Allah sessiz sen kafana ne bağladın bu ne hal oğlum gel içeri gel ya Ne olmuş lan bu timsah Allah bilir ne yedi gene İnşallah odun yememişsindir timsahçım Yok abi yok ben odun yemedim Gel sen bir gel gel aşağı bakayım bir ağzını bir aa de bakayım Evet odun yememiş gerçekten tebrik ederim odun yememiş Ama balıkları kılçıyla beraber yemiş Timsak. Ya abi ne yapayım bir de onları mı ayıklayayım ya? Oğlum onları ayıklamazsan tabi ayıklaman lazım ya. Onları ayıklamazsan böyle yara olur hep dişleri. Neyse bir sene şimdi timsahlar özel yeşil timsah şeklinde diş fırçamız var bizim. Bu diş fırçasıyla senin dişlerini bir temizlememiz lazım ilk önce. Temizle temizle tamam çok güzel bir şekilde temizlendi. Şimdi şu kılçıklar falan bir ara bir Allah aşkına şu kılçıkları bir dahakine ayırıp ye oğlum ya. Adam gibi ye şunları ya. Senin dişlerinde aa senin dişlerin kırılmış. Evet. Abi ne yapacağız? Kardeşim senin dişlerinin kırılma sebebi kılçıklar ile beraber balık yediğin için olabilir. Balık kılçıkları gerçekten çok sert maddelerdir. Ve onlar yediğin için direkt kırılmış dişlerin. Abi ne yapacağız dedim ben sana ya. ne tabi ilk önce ne yapacağımızı değil. Önce senin ne yaptığını anlatıyor ki bir daha yapma diye Ya akıllan diyor. Allah bunlar hiçbir şey anlamıyor ya. Ve tamir ettim dişlerini kardeşim. Hiç sıkıntı yok merak etme. Şimdi ilk önce bu kırık dişlerin arasına girmiş. Şu çamurları bir temizlememiz lazım güzel kardeşim tamam mı? Bu çamurlar gerçekten insanın tam bir baş belasıdır. Görmüş olduğu gibi burayı temizledik. Hemen burayı da temizledik ve sıra burada burayı da temizledik şimdi bu dişlerin arasını döndürmemiz lazım güzel kardeşim bak şimdi bu alet burada sana soğuk sprey fışkırtıyor tamam mı hiç korkma bu seni uyuşturuyor bu seni uyuşturduğu için hiçbir şekilde canını acımayacak merak etme şimdi şu aletle arkadaşlar iyice içini bir oyuyoruz tamam mı güzelce de bir buraya harika bir zemin hazırlıyoruz bu aletle şimdi kardeşim benim bunun içine bal koyuyoruz ne, ne saçmalıyorsun ya? Kardeşim bal değil bal değil ya pardon Unuttum bunun adını ya arkadaşlar işte, bunun adı neydi Beton muydu neydi ben valla bunun adını unuttum Ama bu çukurlar doldurmamızı sağlayan Bir alet valla ne olduğunu unuttum ya Ay Dişlerime beton mu sürüyorsun ya Yok kardeşim yok adını unuttum diyorum şaka yaptım ya Burayı da hallettik ve son olarak şuraya da birazcık koyuyoruz bal gibi bir şeyde Tamam şimdi artık zımpara vakti Güzel kardeşim benim şöyle zımparalıyoruz senin bütün dişlerini Ve dişlerin dümdüz ve bembeyaz bir hal alıyor Görmüş olduğun gibi tertemiz oldu kanka Oh rahatladım abi sen adamın dibisin valla çok sağol ya Kardeşim ne demek ya benim burada tedavi olan herkese balon dağıtıyorum Al kardeşim sen de birazcık balon veriyim He videoyu beğenip kanala abone ol tamam mı Tamam merak etme sen. Arkadaşlar hastalar gelmeye devam ediyor. Fakat bugünkü videonun sonuna geldik. Neden? Evime gideyim de uyuyayım. Şuna bak saat 4 olmuş ya. Ha tamam 8'den beri çalışıyorum saat 4 olmuş ya. Bunlar başınıza gitmiştir. Eğer daha fazla ses istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hep beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.